Günaydın efendim. Kulis programıyla beraberiz. Önümüzdeki iki saati stüdyo konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili Abdülhatif Şener'le birlikte değerlendireceğiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Türkiye'nin gündemi malum sürekli böyle hareket halinde olan, sürekli kaynayan bir gündemle iç içeyiz. Şu anda bir fidan tartışması devam ediyor. Fidanların %90'ının kuruduğu bildiriliyor. Öbür tarafta bakanlık bir açıklama yapıyor. Hayır, %95'i tuttu, %5'i kurudu diyor. Böyle bir tartışma şu anda devam ediyor fidanlar üzerinden. O tarihteki uzmanların sözlerini hatırlayacaksınız değerli izleyenler. Bu arada Melih Gökçek'le ilgili bir takım şeyler çıkıyor hala. Mesela fışkiye, değil mi? Evet, fışkiye diyordu o. Fıskiye'nin kaça mal olduğuyla ilişkin bir rakam var ortada. Hani dudak uçuklatan türden derler ya, aynen öyle değerli izleyenler. Zam üstüne zam geliyor. Hala devam ediyor bu zamlar. Ardı arkası kesilmedi. En son YHT'ye gelen zam %300 dolayında bir zam. Ciddi anlamda sıkıntı yaratan bir zam. Kaldı ki Sayın Bakan Sayın Şener Konya'ya gidip geldiği için ondan o sizi yakından ilgilendiriyor fiyat artışı bildiğim kadarıyla. Ya da yakından ilgilendirenlerden birisisiniz. Metal işçileriyle ilgili bir durum var biliyorsunuz. En son grev kararı almışlardı. Patron da madem öyle işte böyle mantığıyla lockout ilan etti. Durum bu. Kanserle ilgili ilginç bir bilgi var değerli izleyenler. Hani hepimizin bir bağışıklık sistemi var. Bu bağışıklık sisteminin aynı zamanda kanser tedavisinde de kullanılabileceğine ilişkin bilim adamlarının bir tespiti var. Eğer böyleyse buradan bir sonuca varılacaksa ciddi anlamda kanserle mücadelede ciddi bir adım atılmış olacak. Amerika'ya hani biliyorsunuz bir doğum turizmi vardır. Gidilir orada, çocuk doğar ve Amerika vatandaşı olur. İşte Trump bu işe biraz bozulmuş galiba. Bununla ilgili önlem alıyormuş. Bu da yurt dışı olayı. Bir günün bir manşeti var. Gerçekten pes artık diyebileceğiniz bir manşet. Ayrıntılar önemli. Programımızda da muhtemelen uzun konuşacağız bu konuyu. Önemli bir haber. Çiftlik memleketin birçok kamu kuruluşu bildiğiniz gibi çiftliğe çevrilmiş durumda. Kimin ne yaptığı, ne ettiği belli değil. Hangi paraların nasıl, nerelere harcandığına ilişkin hani şeffaf bir yönetim anlayışı da olmadığı için bilmediğimiz şeyler. Ama bazı Sayıştay raporları çıkıyor ortaya, öğreniyoruz. En son Devlet Hava Meydanları işletmesinde bir durum var. Onu sizlerle paylaşacağız değerli izleyenler. Sayaçlar bu ara yani faturalardan hep şikayet ediyoruz. Özellikle doğalgaz sayaçları, faturalar çok yüksek geliyor. İlginç bir durum var şu anda. Şirket diyormuş ki bu soğuk nedeniyle sayaçlar ağır çalışıyor. Dolayısıyla faturalar şişirilecek. Böyle bir vaziyet var. Gazetenin birisinde bir haber. Cumhuriyet Gazetesi'ndeydi. Ona bakacağız. Evet, bu arada Ankara, Manisa, İzmir, İstanbul yani memleket neredeyse tamam beşik gibi sallandı. Manisa'da 212 artçı deprem meydana geldi. 5.4'tü yanılmıyorsam büyüklüğü. Hemen arkasında arka arkaya sabaha kadar 212 deprem. Bunu İzmir hissetti, Marmara hissetti, İstanbul hissetti. Ankara'da bizler sabah saat 6.30 gibi bir sallandık. Akyurt merkezli. Ondan sonra 4.5'la bir tane sallandık. 10 civarında bir artçı deprem de Ankara'da oldu. Yani dün geceyi hani deyim yerindeyse Türkiye sallanarak geçirdi. Bu bilgiyi de verelim ama şu ana kadar Allah'tan bir can ya da mal kaybına ilişkin herhangi bir bilgi de gelmedi. Bu da ayrı bir tesellimiz. Şimdi fidanla başlayalım diyorum. Önce haberimizi verelim. Daha sonra üzerinde konuşuruz. Bakalım bu fidanların durumu, son durumu neymiş? Evet, 11 milyon fidan. Orman Genel Müdürlüğü daha sonra bir açıklama yaptı. Onu da gazetecilik anlayışımız gereği sizlerle birlikte paylaşacağız. Orman Bakanlığı da diyor ki hayır değil, Orman Genel Müdürlüğü %95'i tuttu bunların diyor. Tuttu, tutmadı. Bunu her il muhtemelen muhalefet partilerinin örgütleri bu işe bir başka farklı pencere açarak bakabilirler. Bilmiyorum yani ikimiz de tabii ki neticede bu ziraatın uzmanı değiliz. Ama uzmanlar uyardılar. Dediler ki o tarihte ya bunu böyle yapmayın, bu böyle dikilmez, kurur. Ve şu anda da anlaşılan o ki kurumuş. Şimdi buradan aslında yani fidan kurudu kurumadı değil, uzmanların uyarılarına,
hiçbir biçimde dikkat etmeyen, bunları aldırmayan, burada bunları dikkate alarak herhangi bir önlem almayan ya da sözlerini dinlemeyen bir anlayış var. Bu anlayışın sadece siyasete değil, ülkenin geleceğine de ilgili ciddi sıkıntıların olduğunu yaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi örneğin Kanal İstanbul projesi. İktidarın bu anlayışı ben yaptım oldu dayatması, milletle inatlaşması lehine midir, aleyhine midir bir iktidarın? Yani siyaseten değerlendirmek lazım bunu belki. İktidar olanların önceliğinin ne olduğuna bakmak lazım. Biz şimdi normal devlet umuru neyi gerektiriyorsa ona göre yorum yapıyoruz. Evet. Yani bu hükümeti ve yaptığı işleri yorumlarken böylesine devlet böyle yapar, böyle bakar, ona göre şunu söylemişti, bunu demişti, bunu yapamamıştı, bunu eksik yapmıştı diye yorum yapmak doğru değildir. Bu hükümetin kodlarında farklı şeyler var. Kendi kodlarına göre yorumlamak lazım. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Üzerinden rant elde etme iştahı olmasa tek bir metre yol yapmazlar diyorum. Aynı şeyi şimdi bu fidanlar açısından söyleyeceğim. Üzerinden özel maksatlı rant elde etme iştahı olmasın tek bir fidan dikmezler. Mantık bu, kafa yapısı bu, hükümet etme anlayışı bu ve bakıyorsunuz Kasım'ın sonunda fidan dikmeye kalkıyor. Uzmanlar da diyor ki bu mevsimde, bu ayda fidan dikilmez diyor. Evet. Benim de bahçem var. Neyi ne zaman diktiğim zaman tutuyor, neyi ne zaman diktiğim zaman tutmuyor görüyorum. Ve çevremde yaşadığım, gördüğüm pek çok olay var. Bunları toptan değerlendirdiğimizde tutmayacak bir mevsimde, bir şeyde, ayda uzmanların uyarılarına rağmen bunlar fidan dikmeye kalkarlar mı? Kalkarlar. Neden? O fidanlar tutmazsa yenileyecekler, bir daha para kazanacaklar. Yani karı, doğru. Bak piyasa mantığında şu vardır. Karı maksimize etmek. En yüksek karı elde etmek. En yüksek karı elde etmenin yolu nedir? Tutan fidan değil, tutmayan fidan. Veya tutacak ayda değil, tutmayacak ayda dikmek daha karlı bir iş. Ama gerçekten böyle. Bakın ben... Ya gülüyoruz ağlanacak halimize. Dediğiniz doğru yani, katılıyorum. Oran'da oturuyordum. Oran'da biliyorsunuz ODTÜ ormanları vardır. Orada evet. İyi bir yürüyüş yolu vardır. Hem caddenin kenarında hem de ormana girdiğiniz zaman farklı güzergahlardan yürüyüş yolları vardır. Evet, Ankara'yı bilmeyenler için söyleyelim. Oran şehri diye Ankara'nın bir semti değerli izleyenler. Hani Ankaralılar zaten biliyor, birçoğunuz da biliyor olabilir. Hani bilmeyenler için Oran şehri denilen bir semt vardır Ankara'da. Sayın Bakan orayı söylüyor. Buyurun. İşte Başbakan yardımcılığım sırasında danışmanlara söylemiştim. Sabah erken gelirlerdi. 5'te 6'da beraber ormanda yürüyüş yapardık. O sene de çok kar kış vardı. Ve daha sonraki dönemlerde yapardım. Sayın Baykal da orada gelir, yürüyüş evet. yapardı. O çok hızlı tempo yürürdü. Ayaküstü konuşma molası bile vermez. Sadece el sallar geçerdi. Temposu yüksekti, doğru. Şimdi orada yürüyüş yaptığım yıllarda hatırlıyorum. Daha sonra da zaman zaman eşimle, çocuklarımla gezinti olsun diye de çok gittiğimiz bir yerde orası. Güzel bir yerde. İnanır mısınız? O bulvardaki ağaçlar her sene yenilenirdi. Orayı devamlı izleyen bilenler feryat ederlerdi. Yahu kardeşim şu memleketin haline bak. Şu ağaçları her sene söküyorlar, yeniden dikiyorlar diye şikayet ederlerdi. Ve gerçekten sökmek ve yeniden dikmek işte dikenler açısından hesaplarına göre karlı bir iş haline geliyor. Sonra da bu siyaseten de avantaja dönüyor. Niye dönüyor biliyor musunuz? Niye? Ankara'ya şu kadar ağaç diktik dedikleri zaman söktüklerini de sayıyorlar. Ha, topluca. Tutanları saymıyorlar. Anladım. Sürekli 10 kere diktiği soruya ağacı 10 kat fazla saymış oluyor. Şimdi sayın hükümetin, sayın cumhurbaşkanının biraz önce bu fidanlar tutmadı diyenlere kızışını izledik. Kızıyor. Evet, kızıyor. Orada da bir kod söyleyeyim. Yani hükümet kodu. Ne kadar çok kızıyor, ne kadar fazla saldırıyorsa o kadar büyük zaafı vardır, suçu vardır, kabahati vardır. Onu örtmek için suçlu psikolojisi bağırıyor. Makul bir şekilde anlatmıyor, anlatacağı bir şey yok.
kontra saldırıyor. Bu siyasi tarzı budur Sayın Erdoğan'ın. Bu tarzından hiç vazgeçmemiştir. İlk günde aynı tarzı kullanıyordu. Şimdi de halen aynı tarzı kullanıyor. Kızdığı, bağırdığı, karşı tarafı suçladığı her dem bilesiniz ki suçu büyüktür, kabahati büyüktür. Onu örtmeye çalışıyor, baskın çıkmaya çalışıyor. Evet, bunu da öfke sanatı diye ifade etmişti galiba, değil evet, mi? Evet, vaktiyle yani hükümetteyken gazetenin birinde, birinci sayfasında başbakan öfke bir hitabet sanatıdır demişti. Evet. Ama hemen onun yanında başbakan yardımcısı Şener öfkeden sanat olmaz diye vermişti. İkimizin cümlelerini yan yana. Onun için tekrar söylüyorum. Sayın hükümet, öfkeden sanat olmaz. Ama şuna da dikkat ediyor musunuz? 17 yıllık siyasi hayatı boyunca binlerce yanlışı var. İç politikada, dış politikada, hukukta, evet, adalette, ekonomide. Hiçbir yanlışını kabul etmemiş bir hükümetten söz ediyorum. Bir Erdoğan'dan bahsediyorum. Bu da başka bir halbuki tarz devlet değil adamlığı mi? Bu değil. Bir şey yanlış yaptığın zaman bu da yanlış oldu demek. Öz eleştiriyi kitaplarından silmişler, öyle anlaşılıyor. Silmiş, bir tek onun belki bir istisnası var. Aldatıldıklarını söyledi. Evet, Allah affetsin beni. Onda da suçu başkasına yıkma psikozu var yalnız. Yani bizi aldattılar demek. Tabii. FETÖ aldattı, PKK aldattı, Esad aldattı, Putin aldattı, bilmem Kaddafi aldattı. Herkes aldatıyor. Bu kadar aldatılan politikada bir çark ederken vatandaşın gözünden kaçıramayacağı kadar büyük bir çark yaptığı zaman, viraj aldığı zaman ya bu ne hal kardeşim, dün böyleydi bugün böyle yapıyorsun sorusu ister istemez önüne düşeceği için ona gerekçe üretiyor. Ya onu o sırada bizi kandırmışlardı demek istiyor. Orada da bir savunma mekanizması var aslında. Ve suçu başkasına atma çabası var. Ama sen hükümetsin, bu ifadelerle suçu başkasının üzerine de atamazsın. Ama şu kesin, hiçbir zaman doğrudan diyelim, evet, doğrudan diyelim, suçunu asla kabul etmemiştir. Ne kadar büyük suç işlediyse o suçun büyüklüğünce karşı kontra sert üslup kullanmıştır. Ama bu genellikle merkez sağda ya da sağda siyaset yapanlarda böyle bir tarz var. Mesela şimdi söyledin, yani ben Demirel'in de öyle ya burada hata yaptık sözünü hatırlamıyorum. Yani söylediyse de hafızamda yok belki. Erbakan da aynıydı. Yani o da hiç hatasını kabul etmedi. Acaba bu milli görüş geleneği mi acaba böyle bir tarzı reddediyor ya da bu şekilde bir tarzı benimsiyor? Ne yaparsa yapsın reddet kardeşim. Şöyle, siyaseten şöyle bir incelik var o işte. Dediğiniz doğru, Refah yıllarından da hatırlarım. Bir de toplumun aklına yaptığınız yanlışı kendi ağzınızla yerleştirdiğiniz takdirde dikiş tutmazsınız. Yani yanlış bir şey söylememişim çünkü, yani. Evet, doğru bir şey söylediniz. Çünkü seçmen, 56 milyon seçmen var Türkiye'de. Her kültürden, her sektörden, her mezhepten, meşrepten, algısı, düşünce biçimi, kavrayışı, farklı farklı insanlar var. Siz ortalama bir anlaşılır üslupla konuşma ihtiyacındasınız siyasetçi olarak. Evet. En güçlü şahit de insanın kendi şehadetidir. İtiraf insanın kendi yanlışları hakkındaki şehadetidir. O artık tartışılmaz bir şeydir. Mahkemelerde bile. Tabii, mahkemelerde bir itirafta bulunduğunuz zaman tabii, o tartışılmaz bir şeydir. Siz yanlışlarınızı saymaya, tartışmaya başladığınız takdirde bu sizin siyaset gücünüzü zayıflatır. Yani Erdoğan bunu bir daha ileri aşamaya götürmüştür. Kendi yanlışını itiraf etmiyor ama bir de kendi yanlışlarına hep başkasını sorumlu tutuyor. Bu kandırılıkta da başkasını sorumlu tutma anlayışı var. Tabii. Mesela buradaki konuşmasında bakın. O iftira ediyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Bir dikili fidanları yok kendilerinin diyor bak. Halbuki dikili fidanı olmayan sensin bu memlekette. Sen yokken işte ODTÜ Ankara'nın her tarafını ağaçlandırmış.
Sadece ODTÜ'nün yaptığı ağaçlandırmanın 10'da 1'ini 20 senede, hatta 1994'ten beri şeydedirler. Belediye, Ankara Belediyesi. Tabii 25. 25 yıl. ODTÜ'nün yaptığı ağaçlandırmanın 10'da 1'ini AKP'li yıllar 25 yılda yapmamıştır. Yani eğer fidandan, dikili fidandan bahsediyorsan, kardeşim senin yok dikili fidanın. Ama sırf çarpmak için kampanya yapıyor gibi tutmayacak ayda 11 bin fidan dikersin. Milyon muydu, bin miydi? 11 milyon. Milyon. O sayıda da gerçi yandaş medya anlaşamadı. 11 milyonla 14 milyon arasında değişen rakamlarla o günü yandaş medya manşete çıktı bu rakam. Biz hani faturalara bakmak alıyoruz. Lazım. Faturalarda kaç tane kesildi? Ne gördük ki faturayı görelim. Kim yayınlar o faturayı? Yani muhtemel ki faturayı da birkaç kat yazmışlardır. 11 milyon yani en alt rakam ticari, buydu yani. Bunlar ticari heveslerle yapılan işler. Ondan emin ol yani. Emin Doğru. ol. Şimdi hem kendisinin yeşil konusunda zaafı var. Beceriksizliği demeyeyim. İlgisizliği var. Ama toplum ilgi duyduğu için bu işe toplum ilgi duyuyor. Ağaçlandırmaya da prim veriyor. Hem siyasi prim sağlarız hem rant sağlarız diye bir ağaçlandırma kampanyası gidiyor. Ama o işe yürekten inanmadıkları için söyledikleri rakamların doğru olma ihtimali yok. Faturalar yüksektir. Fiili durum daha düşüktür. Üstelik de tutmaması lehlerinedir. Bir de böyle çalışıyorlar kardeşim, böyle çalışıyor. İşte ODTÜ'nün vaktiyle diktiği ya Ankara'ya yaptığı ağaçlandırmayla bu AKP'li yılların Ankara'sında ağaç sayısı, yeşil sayısı azaldı mı, arttı mı ondan tespit edebiliriz gözlemleyerek ama. O günlerde, bugünlerde bilenler der ki ya Ankara'da hala ağaç var dersen işte bunlar vardır. Eskiye atıfta bulunur. Evet. Ama kendi dikili ağacı olmayan ve 10 milyon fidanı kurutan Sayın Hükümet'e başı, Sayın Erdoğan, suçunu kabahatini kabul edeceğine, yanlış yapanlar hakkında soruşturma açacağım diyeceğine, bunu söylemiyor, saldırıyor. Onlar, o CHP'liler var ya dikili fidanı yok diyor, bak. Kendinde ne kadar sıfat varsa, eksiklik, noksanlık varsa hepsini muhalefetin üzerine yıkan bir üsluptur bu. Yani bu konuda hakikaten başarılı. Yani bir de böyle bir durum var. Başarısı ama nereden? Ama kodlarını çözdüğümüz zaman başarı olmaz o. Tersine döner. Ama yani doğru söylüyorsunuz. Bak net bir şey söyleyeceğim. Sayın Erdoğan ne yapıyorsa tersini konuşuyor. Bu kadar basit. Evet doğru. Bu kadar basit. Çok kafayı yormaya bakma. Hükümet ne yapıyor diye izleyin konuşmalarını. Not alın. Şunu yapıyormuş, bunu yapıyormuş diye. Ne söylüyorlarsa tersini yapıyorlar. Bundan emin olabilirsiniz. Ya çok basit bir formül bu diyorsun. Ne söylüyorlarsa tersini Sayın yapıyorlar. Sayın Erdoğan ne konuşuyorsa şimdi, yaptığının tersini söylüyor. Bir son dakikamız var bu arada. Değerli izleyenler, Kılıçdaroğlu'na linç davası vardı. Onun tarihi belli olmuş. 30 Mart'ta görülecek bu dava. Biliyorsunuz linçle ilgili, bu linç girişimiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir raporu vardı. Kitapçık halinde, yani kitapçık da değil, kitap halinde getirmişlerdi. İçişleri Bakanlığı'ndan ayrı bir linç raporu geldi. İşte protesto gösterileri biçiminde değerlendirin. Yani insanların öldürmeye teşebbüs edildiği bir olayı daha masum hale getiren bir rapordu. Hatta bu konuda hükümet ve CHP yönetimi arasında bir de tartışma yaşanmıştı. İşte o dava, Çubuk'taki o linç girişimi davası 30 Mart'ta görülecek. Şimdi Ankara'yı konuşuyorduk. Yani daha doğrusu ağaçları, fidanları falan konuşuyorduk. Siz ODTÜ Ormanı'ndan ve Ankara'dan örnek verdiniz. Evet, Ankara'daki ağaç sayısı diktiğimiz ağaç fazla diyebilirler ama aynen dediğiniz gibi söküp diktikleri için bir yere 10 kere diktikleri için sayıyı fazla ifade ediyor olabilir ve doğru da bir rakam söylemiş olabilirler ama ağaç sayısı artmıyor Ankara'da. Fakat başka şeyler de var Ankara'da. Birçok şey çıktı ortaya. Bir de fıskiye var. Fıskiyenin bir maliyeti var. Gerçekten yani olmaz diyebileceğimiz bir şey. Madem Ankara'dan geldik, fıskiyeye bakalım. Ondan sonra farklı bir konuya geçeceğiz değerli izleyenler. Şu fıskiye haberini bir izleyelim bakalım. Neymiş ne değilmiş. 5 milyon fıskiye. Şimdi Gezi Parkı'nın unutulmaz tweetlerinden birisidir o değerli izleyenler.
Ankara'da gezi olayları sırasında fıskiye kırılmış ve Melih Gökçe'nin bir tweet'i vardı. Fışkiye mi kim kırdı diyor. Fışkiye buradan geliyor yani. 5 milyon lira yani bu konuyu bilen varsa arkadaşlar yani bu 5 milyon lira bana çok çok abartılı geldi. Böyle bir rakam olamaz. Hani kaça yapılabilir? Nedir bunun normal fiyatı? Hani yazarlarsa vallahi mutlu olurum ama 5 milyon da olmaz yani. Bu olmayacağını söyleyebilirim rahatlıkla. Yani maliyetleri şişirdikleri kesindir. Biraz önce söylediğimize. Bundan emin olabilirsiniz. Geliyoruz. Bu tip şeylere hevesli olduklarını da zannetmiyorum. İşi ticarete dökmüşler. Kamu kaynakları kullanılarak ticaret yapıyorlar. Bu kadar basit yani. Bu kadar net, basit ve net. Şimdi değerli izleyenler, Bir Gün Gazetesi'nin manşetine bakacağız. Bir Gün Gazetesi'nin manşeti gerçekten bugün önemli bir manşet. Yani önümüzdeki sürecin nereye doğru evrileceğine ilişkin, daha doğrusu evrilmek istendiğine ilişkin bir önemli bilgi paylaşıyor gazete. Kindar nesil işte böyle yaratılacak diyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta seçilen resimler ayrımcılığın çocukların aklına nasıl işlendiğini gözler önüne serdi. Kitapta çocuklara cinsel istismar ve şiddet uygulayan kadınlar başı açık resmedildi. Türbanlı kadın figürü ise sadece olumlu örneklerde yer aldı. Şimdi fotoğrafları da görüyorsunuz değerli izleyenler. İlk fotoğraf, sol üstteki fotoğraf, hani sarışın ve başı açık bir kadın çocuğa bir şiddet uyguluyor. Yani tutmuş belinden sarsıyor. Onun altında yine başı açık bir kadın, bir kız çocuğu. Kız çocuğu mutsuz, hatta ağlıyor ve işte o başı açık olan kadın da ifadesine baktığınızda kıza bağırıyor. Yani kıza çok hoş olmayan bir hitap tarzında sesleniyor. Çünkü kız ağlıyor. Ama öbür tarafa sağdaki resimlere bakarsanız eğer ekranın sağdaki türbanlı bir kadın ve çocuğu öpüyor. Bir kız çocuğu. Yok bir erkek çocuğu galiba. Yok kız çocuğu eteği var. Kız çocuğunu öpüyor. Kız son derece mutlu. Çocuk son derece mutlu. Hemen en dışta, en sağdaki fotoğrafa baktığınızda kırmızı elbiseli. Yine bir kız çocuğu sarılmış, sevgiyle başını okşuyor falan. Şimdi burada anlatılmak istenen fotoğraflarla çocuklara bunlar veriliyor yani. Şimdi buradan nereye gidecek bu ülke? Onun cevabını da Sayın Şener versin. Şimdi, yani sabah sabah okudum, yani hakikaten kan beynime çıktı. Başının örtüsüne veya örtüsüzlüğüne göre anne karakteri çizmeye çalışmaktan daha kötü bir şey yoktur. Yani o kadar ham, o kadar hantal, pedagojiden habersiz, ondan sonra hayatın gerçeklerinden kopuk çizim ki, yani burada asıl ters olan, yanlış olan şey, bu tür kitapların, herhalde bazı yandaşların bastırdığı kitaplardır. İşte böyle rastgele, üzerinde bilimsel, psikolojik, çocukla ilgili pedagojik, bir takım çalışmalar yapılmadan, bir perspektif gelişimi sağlamadan, evet. Eline kalem alıp yazan insanların kitapları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere dağıtılabiliyor. Ders kitabı olarak okutulabiliyor. Asıl yanlış burada. Eğitimin çökmüşlüğü de buradan kaynaklanmaktadır. Bir kere kadına çocuğa şiddeti temsil ederken bana kalırsa orada şiddeti uygulayan veya uygulamayan figür olarak yani kadınların, annelerin konulması da yanlış. Değil mi? Yani, o da ayrı bir yani, şey zaten. Yani. Burada bir de cinsiyet ayrımı var. Şiddet gösterisi annelerle bağlantılıymış gibi bir görüntü var. Orada da bir yanlışlık var. Sonra kişilik kimlik ayrı bir şeydir. Yani bunu birilerine kitapta, mal edecek kitapta şekilde. Kitapta belki erkek de vardır onu bilmiyoruz. Kitapta kullanılan görsellerden 1, 2, 3, 4'ü var. Belki erkek de vardır bilmiyorum ama yani erkek yani ya da Allah kadın. Aşkına evet. Şuna baktık. Yani çocuğa şiddet bu ham ilkel çizimlerle mi anlatılır birinci planda? Rastgele yapılmış çizimler. İkincisi bilmem kıyafetine göre şu kıyafettekiler şiddet yanlısı, şu kıyafettekiler sevgi yanlısıdır diye bir mantık olur mu? Böyle bir mantık da olmaz. Okullara dağıtılan ders kitaplarındaki gerici ve ayrımcı uygulamaların bir benzeri de Milli Eğitim Bakanlığı'nın hizmet içi eğitimleri kapsamında rehber öğretmenlere dağıttığı kitapta yer aldı.
rehber öğretmenlere evet. dağıtılıyor. Hizmetçi eğitim kapsamında yer aldım. Bakanlığın doğal afet, terör ve cinsel istismar gibi olaylar karşısında psikolojik destek sağlamak amacıyla başlattığı psikososyal önleyici destek programı kapsamında hazırlanan kitapta başı açık kadınlar çocuklara şiddet ve istismar uygularken, başı kapalı kadınlar ise sadece şefkat gösterirken resmedildi. Bu, evet. Burada da yani yine hükümet etme tarzı var. Bu 18 yıllık İktidar döneminin özünde ne vardır diye baktığımızda topluma ayrıştırma vardır. Toplumu mezhebine, meşrebine göre, dinine göre, inancına göre, mensup olduğu siyasi partilere göre ayrıştıran, bir tarafı düşmanlaştıran, bir tarafı vebalılaştıran, işte kendi taraftarlarının gönlüne diğerlerine karşı kin ve nefret duyguları eken bir siyaset ve üslup yok mudur? Var. Yani mevcut iktidarın iktidarda kalma çabasının özünde toplumu ayrıştırma ve parçalama üslubu ve tarzı var. Anneyi çocuğundan kopartacaklar şimdi, ya. Şimdi burada bile bu ayrıştırma var. Yansıyor. Yani balık baştan kokar diyorlar ya. Evet. Baştakinin tarzı bu olunca aşağıya kadar herkes ona adapte ediyor kendisini. Ham bir biçimde, daha kaba biçimde, daha belki ilkel biçimde, yaptığı işin hiçbir kuralına uymayan biçimde. Ama burada önemli olan hadise şudur, yaptığı işin bilme, fenle, akla uygun olması değil, önemli olan işte yukarıdakinin üslubuna uygun olması ve onun beğenisini kazanması. Bunları hazırlayanlar zaten bunların üzerinden vurgun yapıyorlar. Tamam, para kazanıyor. Evet. Para kazanıyor, onu biliyoruz. Bu nihayetinde bedava vermedi. Yani bunları piyasaya koysanız, serbest bıraksanız kimse bir tanesini almaz. İflas ederler. Bu kitapların hepsi ham, yüzüne bakılacak kitap değil. Yani serbest piyasaya arz etseniz evet. bu tür kitapları kimse almaz. Ama bunlar çok büyük paralar kazanıyorlar. Türkiye'de kitapları en çok satış yapan yazarlardan daha çok para kazanıyorlar. Niye? Devlet tomar tomar alıyor bunları. Hazır alıcım. Devlete satıyorlar. Devlet de ne yapıyor? Devlet de bu kitaplar öğretmenlerin eğitim anlayışını bozar, yanlış şeyler öğretmesine yol açar, ülkenin geleceğini karartır diye bakmıyor. Ha bunu kim basmış falan yandaş basmış. Şu kadar alın, bilmem rehber öğretmenlere dağıtın, eğitim kitabı olarak okusunlar diyor. Böyle bir mantık var. Ama diyeceksiniz ki efendim işte Talim Terbiye Kurulu vardır. Orada bu evet. kitapları inceleyen evet. komisyonlar çıkar. İnanın bunların listelerini çıkarsak o heyetlerde görev alanların hiçbirinde bu konuları anlayabilecek kapasiteye sahip olduklarını söyleyemeyiz. Buradan da geliyoruz. Bu iş dost ahbap ilişkisine dönmüş. Her taraf. Değerlendirilen de dost ahbap ilişkisi içerisinde değerlendiriliyor. Değerlendirme yapan da dost ahbap ilişkisi içerisinde oraya oturuyor. Memleket çürümüş zaten. Yani şimdi buradaki hedef esas hani bana göre ülkeyi dönüştürmek. Çocukların aklını yani bunların esas hedefi zaten belli bir yaşın üstündekiler değil. Bunu yıllardır söylüyorum. Bunların hedefleri bizim çocuklarımız. Çocukların zihnini çelmek. Çocuklar üzerinden geleceği inşa etmek. Kendi siyasal ideolojileri açısından. Şimdi burada da böyle bir sıkıntılı bir süreç var. Bu ülke böyle devam ederse nereye doğru gider? Yani konuşmamız gereken bana göre bu. Nereye doğru gidiyoruz? Şimdi tabii 3. dünya ülkesi olmaya doğru gidiyoruz diyeceğiz ama zaten olmuşuz. Zaten olmuşuz yani onun bir altı sıkıntı. Şey vardı, bir şeylerde bir resmi yayınlanmış bir şey vardı. Demokrasi endeksleri vardı. Türkiye bakın full tam demokratik ülkeler, kusurlu demokratik ülkeler, melez rejimler ve otoriter rejimler diye bir sıralama var. Bu sıralamada Türkiye melez rejimlerinle otoriter rejimlerin tam sınırında bir ülke haline gelmiş. Yani bu ne demektir? Türkiye'de bir kere rejim ilkelleşiyor. Otoriter rejim ne demektir? Melez rejim ne demektir? Melez'in de tam şöyle sınırı.
işte tam demokrasi, tam demokrasi, işte kusurlu demokrasi, hibrit rejimler diyor. Yani hibrit melez rejimler ve otoriter, yani diktatörlükler diyor. Türkiye'nin durumuna bakın, tam sınırda melezle otoriter rejimlerin tam sınırında. Bu şu, yani demokrasi dediğiniz insanlığın 5000 yıl boyunca devlet deneyimi vardır. Kimin araştırması bu? Bu bir şey, yani yabancı bir kuruluşun yapmış olduğu çalışmadan çıkan, Uğur Gürses vermiş bunu. Ekonomistin, Ekonomist'te yayınlanmış bir tablo. Ve Türkiye özellikle bu 16-17 Nisan referandumundan sonra, 16 Nisan referandumundan sonra anayasal düzeni değişti. Rejim olarak, devlet yönetimi olarak 5000 yıllık insanlık tarihinin karanlık dönemlerini ifade eden yönetimlerin bir benzeri yönetim biçimini kurdu, inşa etti. Bütün devlet çarkı ve kararlar bir kişiye bağlandı. O kişi herkes adına hem konuşuyor, hem düşünüyor, hem talimatlar yağdırıyor. Nasıl bir şeyse bu. Yani evet, bir kişinin herkes adına konuştuğu ve karar verdiği bir rejim. Yani çağdaş dünyada bazı yani coğrafyalar dışında hibrit, bir yerde. Hibrit rejimle totaliter rejim arasında, daha doğrusu melez rejimle totaliter rejim arasında kalan bir ülke var, Türkiye. Evet. Ya bana göre yani o aslında totaliter rejimde olması gerekiyor. Yani mevcut tabloya baktığımızda. Yine de iyimser bir tablo diyorsun. Evet, yine de yani iyi niyetle hazırlanmış bir tablo bu. Yani uygulamalara baktığınızda bir kişinin sözünün her şeyin üstünde olduğu, kanunun, yasanın, yönetmenin, genelgenin, anayasanın üstünde olduğu bir süreç yaşıyorsak eğer, burada ne melezden ne kusurlu demokrasiden, yani demokrasiden hiç söz etmek çok zor. Bu doğrudan totaliter rejimi anlatıyor bize. Ya evet, kitaplar öyle söylüyordu en azından. Aslında tablodaki melezin tam otoriter, totaliter, diktatörlük ile ifade edilecek rejimlerin sınırına yaklaşmış, oturmuş olması, yani sınırın ha bu tarafında ha bu tarafında çok da fark etmez demektir bu aslında. Doğru, tabii yani. Doğru. Yani bu tablodaki yer, hani kusurlu demokrasiyle melez rejim olsaydı bir parça olsaydı, umut taşıyor olacaktı. Melez rejim dediği yalnız şey değil, demokrasi değil. Demokrasi bitmiş artık. Tabii bitmiş demokrasi, yani. Öyle ya full demokrasi, ya kusurlu demokrasi diye. Demokrasinin altına düşmüşüz zaten. Demokrasi yani, evet, bitmiş. Bitmiş. Bu demektir ki Türkiye'de demokrasi bitmiş. Bir melez rejim var. O melezi de nereden çıkarıyorlar? İşte arada bir seçimler oluyor ya. Sadi Güven'in yaptığı seçimler. Ondan sonra bir de parlamentosu var ya işte. 600'de milletvekili var. Evet, 600'de milletvekili var. Bir de hükümet var. Her ne kadar bakanların adlarını bilmiyorsak da. Şimdi melezliği oradan geliyor. Ama bu melezlikte demokrasi değil. Bu melez rejimin adı demokrasi değil. Demokrasi bitmiş Türkiye'de. Melez rejimle diktatörlük arası bir yerdeyiz. Ve diktatörlüğe daha yakınız. Diktatörlüğün sınırına yerleşmişiz. Bir üfleseniz gideceğiz. Rejim diktatörlüğe mi döner? Yani klasik tanımıyla faşizme mi evrilir? Öyle bir noktadayız. Bu noktada şimdi böyle bir ülkede şu işlerin akla, ilme, fenne, bilime göre yürüyebileceğine benim inancım yok bakın. Onun için Türkiye tehlikede. Türkiye'nin geleceği tehlikede. Bu ülkenin geleceği ne olacak diyorsunuz. Asıl sorduğunuz şey bu. Evet, o. İleri teknoloji üretemeyen, rantla para kazananların keyif sürdüğü bir memleket haline dönmüşüz. Ve ileri teknolojiden bırakıp motosiklet motoru üretemiyoruz. Dünya gidecek bir tarafa, Türkiye dünyanın paryası haline gelecek. Bu gidişle öyle. İşsizlik almış başını gidiyor. Sen üretemezsen, tarımı batırmışsın, sanayi üretimini artıramıyorsun ve nüfus genç, bu genç nüfus enerjisinden yararlanacağın bir nüfus olduğu halde işsiz bekliyor. Bu ne demektir? Ülkenin başına ne kadar büyük bir bela demektir bu ya. Türkiye'nin geleceği demektir. Bugünün genci Türkiye'nin geleceği demektir. 34 yaş altı işsiz sayısı 5 milyona yakın Türkiye'de. Resmi rakamlar. Resmi rakam. Resmi rakamları. Evet. 34 yaş altı, yani genç nüfusun işsiz sayısı
5 milyona yakın. Korkunç bir şey bu. 5 milyon. Kaç ülkenin nüfusundan fazla? Yani çalışabilir nüfusun %27'sine denk düşüyor işsizlik. Evet. Böyle bir tablo var ortada. %30'a dayanmış. Şimdi sen birisi işsiz. Enerjisiyle ülkeyi dünya medeniyet seviyesinin üzerine çıkarabileceğin bir potansiyeli mahvediyorsun. Hem Türkiye'nin bugününü karartıyorsun, hem yarınını karartıyorsun. Şimdi bir araya gidiyoruz. Aradan yani arayı verdikten sonra döneceğiz ve döndüğümüz zaman sizler de burada olursanız eğer sizlere bekçileri anlatacağız değerli izleyenler, bekçiler. Bekçilerle ilgili önemli gelişmeler var. İktidarın kafasında ne tasarlıyor onu net bilmiyoruz ama elbette tahminlerimiz var, öngörülerimiz var. Bunları paylaşacağız. Sadece o değil, parlamenter rejime dönüş konusunda şu anda çokça konuşulur ve mevcut sisteme destek %40'ların altına düşmüş durumda. Yani bugün bir referandum olsa, hani parlamenter rejim mi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen garabet rejim mi diye %40 bile alamayacak durumda. Ve parlamenter rejime dönüşün şu anda AKP'nin üst kadrolarında da konuşulduğu bir süreci yaşıyoruz, günleri yaşıyoruz. Bunları da konuşacağız. Daha başka haberlerimiz de var. Bizden ayrılmayın efendim, döneceğiz. Efendim merhaba. Kulis programının ikinci bölümüne karşınızdayız tekrar. Eğer siz de oradaysanız konularımız oldukça önemli. Stüdyo konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili Sayın Abdülhatif Şener. Şimdi Alparslan Kütükçü izleyicimiz bir mesaj göndermiş Twitter üzerinden. Günaydın diyor. Sizden rica etsem Sayın Abdülhatif Şener Bey'e sorabilir misiniz? Nedir bu dava mevzu? Gerçi parayı bulduktan sonra son yıllarda pek duyamıyoruz ama işte eski yıllarda her iki lafın arası davayı kullanırlardı. Nedir bu zihniyetin dava anlayışı diye soruyor. Buradan başlayalım. Soru önemli çünkü. Buradan başlayalım. Daha sonra bekçileri konuşmamız lazım. Bekçileri konuşacağız ve parlamenter rejimi mevcut bu garabet rejimin sorgulandığı süreci yaşıyoruz, onu konuşacağız. Ama önce bu dava nedir hakikaten? Yani dava, 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 dava. 17 yıldır dava, 18 yıl mı oldu, 19 yıl mı oldu? Davadan başka bir şey duymuyoruz. Ama davanın da ne olduğu konusunda Erkava'dan bir ses çıkıyor. Bana göre dava belli. Buyurun. Ben bıraktığımda da davayı bıraktı gitti diye itham edenler vardı. Hangi davayı bıraktınız? Ben de hep şunu söylüyordum. Bu dava dediğiniz şey nedir kardeşim? Önce onu bir siz de mi soruyordunuz? Biliyordum ama bildiğim halde soruyordum. Bu dava dediğiniz şeyi bir belirleyelim. Biz yani siyasete bulaşmadığımız dönemlerde dava denilen şey belli bir muhafazakar kesimde. Evet. Yani din biliyorsunuz. İslam bir dindir. Aynı zamanda bir ideolojidir. Bir dünya bakışıdır. Evet. Dava diye bunu tanımlardık. Ama bu dava diye tanımladığınız bu yapının bir siyasi parti çatısı altında dejenere olacağını ve asli niteliğini kaybedeceğini, davanın başka şeye evrileceğini de öteden beri konuşur, tartışırdık. Nitekim de öngörüldüğü gibi olmuştur. AKP'li dönemlerde dava diye kullanılan şey olsa olsa menfaattir, çıkardır, haram para çevirmektir. Kamu kaynaklarını iktidarda bulunan zümre ve yakınlarına paylaştırmak demektir. Paradan vazgeçememe demektir. Yani bir tüccarın davası nedir? Yani para kazanmak. Karını maksimize etmek, para kazanmak. Şu anda AKP çatısı altında dava diyenlerin hepsi dünyalık mücadelesi veriyorlar. Zenginleşme mücadelesi veriyorlar. Ve bunun haram mı helal mi olduğuna da bakmadan kamu kaynaklarını yağmalama iştahı içerisindedirler. Dava dedikleri şey budur ama bu güçlü bir tutkudur. Yani zenginleşme tutkusu güçlü bir tutkudur ve buradan nasibini alanların bir türlü vazgeçmediği bir şeydir. Ama toplum açısından düşünürseniz, ülkenin geneli açısından düşünürseniz bir avuç insanın burada dava diye partisini bir takım dini motiflerle de kendi asli davasına alet ettiğini düşünecek olursanız, toplumun tamamını mağdur eden, perişan eden, ülkeyi mahveden, ülkenin geleceğini karartan bir şeydir.
bunların dava dediği şeyi ellerinden almadığını sürece, yani iktidarı sürdürerek kazanç sağlama mekanizmalarını ellerinden almadığını sürece bu ülkenin geleceği felakettir. İşsizlik patlar, intiharlar patlar, iflaslar devam eder. Ülkenin dış politikada duvara çarpmasına yol açar. İç politikada ayrışma derinleşir, ülke parçalanır, adalet kalmaz, her tarafı zulüm kaplar. Bunların dava dediği şey bu. Yani bunların varlığını dava kabul edenler açısından şuna bakacaksınız. Bu dava ne sağlıyor Türkiye'ye? Bunların dava dediği şey kazanma ihtirasıdır diyorum ben onların dava dediğine. Bunların kazanma ihtirası, dava dediği şey ülkeyi mahvediyor. Ekonomisini mahvediyor. Çiftçisi perişan, işsizi perişan, emeklisi perişan, esnafı perişan, bütün gelir grupları mahvolmuş vaziyettedir. Dış politika tamamıyla rezalettir. Yani böylesine yanlış bir dış politika asla olamaz ve ülke sürekli bedeller ödüyor. Akdeniz'i kaybetmişsiniz, İsrail kazançlar sağlıyor. İşte sadece Suriye'de 2006'dan beri 200'ün üzerinde askerimiz şehit olmuştur. Hiç bunlar konuşulmuyor. Ve ülkeye bedeller, maliyetler ödetiyor. İçeride de üst üste terör eylemleri, bu dış politika yanlışları yüzünden patlamıştı. İçeride de ayrışma. Vatandaşlar birbirlerine kin nefret duygularıyla bakıyor. Ayrıştırıyor sürekli. Ve zulüm düzeni var, adalet yok. Bunların dava dediğinin ülkeye kazandırdıkları bunlar. Aha, aslında kazandırdıkları değil, kaybettirdikleri bunlar. Ama dava dediklerine göre kazandıkları bir şey var. O da nedir? İktidarı elinde tutan bir avuç insan, başta aile olmak üzere, yandaşlar ülkeyi soyup soğana çeviriyorlar. Korkunç zenginleşiyorlar. Ben vaktiyle söylediğim sözü tekrar ederim. Bu dönemin zenginleştirdiği kişiler ve servetleri bir gün legalleşip şeffaflaştığı zaman göreceğiz ki TÜSİAD bile orta sınıfa dönüşmüş olacaktır. Bu kadar büyük. Bu kadar büyük. Bu kadar büyük soygunla vurgun yaptılar. TÜSİAD orta seviyeye düşmüş olacak diyorsunuz. Orta sınıfa dönüşmüş olacaktır. Bunların zenginliği karşısında. Anladım. İşte bunların dava dediği bu. 82 milyon bunlara çalışıyor. Yani oradan baktığınızda çok doğru söylüyorsunuz tabii ki. Bunların dava dediği bu. Çarpmak, memleketi çarpmak. Evet. Yani tabii mevcut dava umuyorum değerli izleyicimiz sorusunun yanıtını bulmuştur. Şimdi ama olayı şöyle kamufle ediyorlar. Kendi işlerinde bu soygundan nasibini almayan kitleleri de etraflarında ve desteklerinde tutabilmek için sürekli muhafazakar değerleri, dini değerleri öne sürerek böyle bir dava tanımı yapıyorlar. O tamamıyla yalandan, palavradan ve kitleleri aldatmaktan başka bir amaç taşımıyor zaten. Rantı devamını sağlayabilmek adına din motifleriyle süsledikleri bir söz anladığım kadarıyla dava. AKP'nin davası böyle özetlemek mümkün herhalde. Evet. Şimdi dava ne diye sordu izleyicimiz. Yanıtı bu. Devam edelim yanıta. Mesela Cumhuriyet Gazetesi bekçileri konuşacağız unutmadım. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Çiftliği. Dava mesela. İşte davalardan birisi bu. Ne olmuş orada? Ne kanun dinliyor, ne tüzük dinliyor, ne mevzuat dinliyor. Hiç. Allah-u Ekber demiş. Ben yaptım almış, oldu gidiyor. Diyor. Evet. Baştaki anayasayı delerse aşağıdaki de kanunları deler. Doğru. Doğru. Yani cemaat imam ilişkisine geliyoruz. Evet. Şimdi Sayıştay'ın Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü denetim raporuna göre şube müdürlüğü kadroları için 2007 yılından bu yana hiç sınav yapılmadı. Müdürlerin önce sınav istemeyen kadrolara alındığı, bir ay sonra da atandığı belirtildi. 2017 ve 2018'de 21 müdürün yönetmeliğe aykırı olarak atandığı da ifade edilen raporda, Sayıştay raporu okuyoruz. Yani Sayıştay raporu bu. Yanlış anlaşılmasın. Devletin bir önemli kurumu, anayasal kurumu tarafından hazırlanan rapordan okuyorum. Bu hakkaniyette aykırı, bu hakkaniyete de aykırı personel arasındaki çalışma barışı bozuluyor. Kuruluşta yükselme şartının liyakate dayalı olmadığı düşüncesi yaygın deniliyor. İşte Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşeti ve Sayıştay raporu. Dediğim gibi Sayıştay raporu üzerine basarak, altını çizerek söylüyorum. Dava bu. Başka bir onun bu tarafındaki haber de onu destekler nitelikte. Orada da
Mecliste kanun var, kanun çıkmadan kanunun düzenleyeceği şeyi yönetmelikle yapıyorlar. Doğru. Meclisi hiçe sayan şey. Adım evet. diyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı henüz mecliste görüşülmeyen yasa teklifindeki mühendis kadrosuna ilişkin düzenlemesi yönetmelikle değiştirdi. CHP'li Özel skandal meclis iradesi ipotek altında dedi. Evet. Evet. Ya ne oluyor derseniz burada? Kanun diyor ki, bütün mevzuat diyor ki, müdür olabilmek için işte şu sınava girmesi lazım. Ve yıllardır, 2007'den itibaren diyor. Evet. Daimi 2007. Müdürlük sınavı yapmadan bütün müdür kadrolarını dolduruyor. Kanuna, yönetmeliğe, ya göstermelik mevzuata, yapma gereği bile duymamışlar. Evet. Müdürsüzlük bu noktada. Evet. Hani bir şey yaparsın dinlemiyor. Da. Dinlemiyor. Evet, dinlemiyor. Anayasa, kanun, yönetmelik, tüzük, mevzuat hiç önemli değil diyor. Biz yaptık oldu diyor. Bizden kimse hesap soramaz diyor. Öbür taraftaki de kanunun yapması gerekeni ben yönetmelikle yaparım diyor. Yönetmeliği idare kendisi çıkarıyor ya. Yani. Evet. Aynı mantık. Aynı. Yani bu meclis şunu ifade ediyor. Bu ülkede hukuk devleti kavramı bitmiştir. Bunun ilanıdır. Hukuk devleti dediğin zaman hukuk, hukuki çerçeve tüm kamu birimlerini bağlar. Cumhurbaşkanından, müsteşarlardan, bakanlardan, genel müdürlerden en alttaki memura varıncaya kadar herkesin yetkileri, sorumlulukları mevzuatla, hukukla belirlenmiştir. Ama burada görüyoruz ki hükümet edenler, devleti idare edenler, bakanlar, bürokratları artık bizden kimse hesap soramaz, sırtımızı reise dayadık, istediğimizi yaparız diyor. Evet. Ve de kanun, yönetmelik, mevzuat dinlemiyor. Hukuk devleti bitti demektir. Peki bu cesareti nereden alıyorlar? Evet, nereden alıyorlar? Şuradan alıyorlar. En yukarıdaki bunlara bazen talimatlar veriyor. O talimatları yapabilmeleri için de kanun tüzük dinlememeleri lazım. Alıştırıyor. Yani yukarı alıştırıyor aşağıya. Ya koltuktan kalkacaksın yapmamak ya, için. Ya da mevzuat anlamam. Bunu yapacaksın. Evet. Cesareti de yukarıdan alıyor. Evet. Tabii ki biraz önce söylediğiniz gibi yani konuya başlarken ifade ettiğiniz gibi yani baştaki anayasayı dinlemezse aşağıdaki de yönetmeliği dinlemez. Kanunu dinlemez. Böyle bir durum var. Şimdi dava ya. Değerli izleyicimizin sorusundan devam ediyoruz cevap. Dava uğruna hepsi caizdir. Bunu o da ayrı bir hikaye tabii ki. Cumhuriyet Gazetesi'nin hemen manşet altı buz gibi soygun diye çıkmış değerli izleyenler. Sayaçların davadan söz ediyoruz. Davaya cevap değerli izleyicimiz. Sayaçların soğukta tam dönmediği ileri sürülerek doğalgaz faturaları şişiriliyor. Lafa bakın ya. Doğalgaz zamlarıyla zorlanan tüketici şimdi soğuk hava gerekçesiyle düzeltilmiş tüketim bedeli olan bedelinden kaynaklı yüksek faturalarla karşılaştı. Düzeltilmiş tüketim bedeli. Gümüşhane'deki bir yurt 12.877 metreküp doğalgaz tükettiği halde fatura 15.877 metreküp üzerinden düzenlendi. Yurt ortaklarından Ali Öztürk 5.000 lira fazla ödediklerini belirtti. Öztürk şirket yetkililerinin soğuk havada doğalgaz büzüştüğü için sayaç gerçek tüketimi görmüyor, diğer şehirlerde de aynı katsayıyı BOTAŞ belirliyor dediğini aktardı. Şimdi bu sayaç dediğiniz şey kara mı gömülü? Yani buzun içinde mi tutuyoruz? Apartman içinde de. Evet. Ya apartman içinde ne kadar büzüşebilir bu? Allah'ım yarabbim. Kışın zaten fiyatlar yüksek. Yazın biliyorsun kış girmeden önce büyük bir zam yapmışlardı doğalgaza. Düzeltilmiş tüketim bedeli ne demek? Bir tüketim vardır ortada. Bir tüketim vardır. 10.000 metreküp tüketmişsindir. O da zaten yazıyordur orada. Neyi düzelteceksin sen? Yok 10.000 yakmadın 12.000 yaktın diyor devlet şimdi. Ya da devlet. Devlet diyor tabii yani devletin şeyi var. Öyle diyor, düzeltilmiş tüketim bedeli diyor. Evet. Evet. Şimdi dava. Bir de şu var mesela. Eski faturalara da fark geliyor. Doğalgaz bükücü diyor bizim yönetmenimiz. Evet. Yani eski faturalara da fark geliyor. Evet. Yani zamsız aldıydın sen önceki ay. Evet, zammı ona da uygulayacağız diyorlar. Geçmişe yönelik zam uygulayarak bir önceki ayı da alıyorlar. Ya Ocak'ta 200 liralık zam, şey Ocak diyorum, işte Ağustos'ta evet. Şey aldın, yükledin. Ağustos'taki doğalgaza zam geliyor şu anda faturalarda. Evet. Bu ne biçim bir yönetim biçimidir, düşünebiliyor musunuz? Ya düşünemiyorum.
Hakikaten düşünemiyorum. Yani düşünmesi çok zor çünkü. Yani ben algılayamıyorum bunu. Gerçekten deli algılayamıyorum. Dumrul koydun düzeni. Deli dumrul işi. Döve döve. Geçsen de geçmesen de. Geçsen de geçmesen de döve döve alıyor. 5 akça veya 10 akça. Ne verirse. Ne verirse değil. Ne koparırsa. Bakın bu zamlar gerçekten felaket bir hal almış vaziyettedir. İşte hızlı trene uyguladıkları zam %300. %300. Korkunç. Yani bu rakamlara baktığınızda gerçekten çok tabii büyük onlar eğer elinizdeyse, fiyat artışları var. Hafızayı tazelemek adına konuşalım. Neredeydi işte yani rakamlar vardı çok dolaşıyordu. Korkunç bir zam. Yani %300 zam olur mu? Bakın. Ankara Polatlı 220 liradan 877 liraya %298 artış var. Ankara Eskişehir, Ankara Konya 480 TL'den 1687 TL'ye. Diğer hatlarda aynı şekilde. Ya %300 zam olur mu bir şeye? Demişler ki bu şey değil, buna zam demiyoruz diyorlar. Bu demin söylediğine benzer bir kavram ifade etmişler. Bu zam kelimesi çok sevimsiz olduğundan hep isimlerini değiştirmeye çalışıyorlar. Dikkat eder misiniz? Tabii yani zam demek zaten yasak. Birçok şey fiyat güncellemesi diyorlar, fiyat ayarlaması diyorlar. Bunun için de ayrı bir tuhaf bir şey benim de dikkatimi çekmişti unuttum. İndirimden söz ediyorlardı. İndirim ayarlaması indirim, gibi. Bir şey söylediler. Ona benzer bir evet. Cümle kullanıyorlar. Unuttum ne veya işte Konya'da ilçeleri dolaşıyoruz. işte çiftçiyle konuşuyoruz. Şimdi Hüseyin Akı Kahveci paylaşmıştı evet. Bunu. Tren biletine %300, cep telefonu, telefon harcına %262, yurt dışı çıkış harcına %233, sarımsak %179, köprü %145, alkol ürünleri %50, sigara %44, enflasyon %12. Emekliye ve memura da %6 ve %5 zam. %5-6. Evet. Emekliye %6, memura %5 zam. Bir emekli, %6 zam alan bir emekli Konya'ya gitmek isterse %300 zamlı bilet almak zorunda. Evet. Özeti bu. Yani çok adil bir dağıtıma sahip. Hükümetin adaleti bunu gösteriyor. Sulama su şeyi, sulamada evet, elektrik kullanılıyor. Herkes feryat içerisinde. Konya'da AKP'nin oy oranı ne? Bir ara %70'ti ama son seçimlerde işte bu işte %50'nin yine üzerinde 55 falan çıkıyor. Yani epey bir iniş var da. İniş var. İniş temposu var da onu yeterli şöyle, değil. Yani barajın altına doğru sürmemiz lazım. Düşünebiliyor musunuz? Geçen ocaktan bu ocağa tarımsal sulamada kullanılan enerji fiyatları, elektrik fiyatı %108 artmış vaziyette. %108. %108. Yani her gittiğimizde bir tarım girdisindeki fiyat artışından feryat ediyor çiftçi. Bir bakıyorsunuz gübre fiyatları ikiye katlandı. Bir bakıyorsunuz mazot fiyatı patladı. Bir gidiyorsunuz işte elektrik fiyatları patladı. İlaç fiyatları. Yani çiftçiye tarlaya ektirmemek için elinden geleni yapan bir hükümet var. Ama çiftçi de iktidardan kurtulmamak için elinden geleni yapıyor sandıkta. Çiftçimiz her zaman mübarektir ve değerlidir. Peki. Vatandaşın oy hakkına ben saygı duyarım. Onun da kendince zorlukları var, kendince bazı rasyoneliteleri var. Önemli olan bizim oyunu almamızdır. Evet. Yani seçmenin eğilimiyle ilgili bir şey diyemem. Bir de bazı gelişmeler gecikmeyle yansır İç Anadolu'ya. Konya, Sivas, Yozgat gibi iller hep ana metropollerdeki siyasi gelişmeleri... Yani Ankara'da mazota %5 zam geldiği zaman Konya'ya bir yıl sonra mı %5 geliyor? Mahalle baskısı daha fazladır şeyde. İç tabii yerel siyaset baskısı, daha farklı gelişiyor. O mahalle baskısı, ayrı dinamikleri vardır. Evet, siyasi baskıyı da ifade eder o mahalle baskısı. Ondan özgürleşmesi ve yeni siyasi gelişme intibakı bir sonraki seçimlere kayar. Ben onun için bu yerel seçimlerden sonra önümüzdeki seçimlerde bu İç Anadolu kentlerinde de oy eğilimlerinde çok belirgin değişimler olacağını düşünüyorum.
Yani mesela borçluluk. Çiftçi borçlarının miktarı 120 milyara yakın. 110 milyar şey var. Bankalara olan borçlar var. 8,5 milyar tarım kredi kooperatiflerine olan borçlar var. Ve kabaca 120 milyar Türk çiftçisi borçludur. Bu borçlarını ödeyemiyor. Çünkü tarım girdileri artmış, ziraat yapmak zorlaşmış ve böylesine gelirin, tarımsal gelirin düştüğü bir dönemde bu biriken borçları ödemekte de korkunç zorlanıyor. Sıkıntı var. Ne olacak? Yapılandırma var mı yok mu? Yok. Bakana sormuşuz. Biz soru önergesi veriyoruz. Dün, iki gün önce geldi cevabı. Ya sorduğum soruya vardır veya yoktur diye doğrudan düzgünce bir cevap bile vermiyor. Geçiştiriyor yani. Çiftçinin sorunlarını, dertlerini geçiştiren ve zamana yaymaya çalışan bir iktidar anlayışı var. Bu zaten genel tarımsal gelişime baktığımızda da görüyoruz. 10 milyon hektar tarım arazisi, tarım yapılamaz hale gelmiştir. Üretimden çıkmıştır bu 17-18 sene içerisinde. Meralar aynı şekilde kaybediliyor. Ama aynı gerileme sanayi üretimde de var. Sadece tarımsal üretimde değil, sanayi üretiminde de gerileme var. İstihdam düşüşü var. Bunun neticesinde Türkiye'de her iki kesimdeki bozulma, üretimin zaafa uğraması, tarımda ve sanayide üretimin zaafa uğraması, Türkiye'de işsizliği korkunç bir şekilde artırmakta ve Türkiye kaynaklarını kullanamayan, başta da insan kaynağını kullanamayan bir ülke haline doğru gitmektedir. Şimdi biraz önce hatırlayamadığımız bir şey vardı ya indirimle ilgili. Evet. Onu bir izleyicimiz anında paylaşmış. Evet, TCD'de taşımacılık. Onun Twitter adresinden bir açıklama yapılmış. Bazı medya organlarında, biz oluyoruz o, yüksek hızlı tren bilet ücretlerine fahiş zam yapıldığına ilişkin haberler yer almaktadır. Genel müdürlüğümüzce işletilen YHT'lerin bilet ücretlerinde herhangi bir zam yapılmamıştır. Evet. Vallahi böyle diyor. YHT'lerin business ve ekonomi bölümü yolculuklarda kullanılan abonman kartlarına ait ücretlere uygulanan indirim oranlarında değişikliğe gidilmiştir. Ya indirim diyorduk ya, tamam bu. Tekrar okuyorum değerli izleyenler, bu cümle önemli, anahtar cümle. YHT'lerin business ve ekonomi bölümü yolculuklarda kullanılan abonman kartlarına ait ücretlere uygulanan indirim oranlarında değişikliğe gidilmiştir. Yeni yapılan abonman ücret düzenlemesinde öğrencilerimize %50 indirim sağlanmıştır. Şimdi bunlar bilet fiyatları 10 lira diyorlar ilk açıklama. Ondan sonra diyorlar ki atıyorum 5 liraya indirdik diyorlar. Ve 5 liradan arz ediyorlar. Şimdi diyor ki o indirimi kaldırdık diyor. Zam yapmadık diyor. Böyle anlaşılıyor. Zam aşağıda yap. Da bir... kullanıcı bu tweetin altına, TCD'de taşımacılık hesabının altına bir yorum atmış. 4 yıldır abonman yolcusuyum. Önceden aylık 624 lira öderken dün gişeye gittiğimde 1687 lira dendi. Evet, abonman fiyatları gerçekten 1687 lira. Biz memuruz, bunu ödemeye gücümüz yok. Lütfen insanlar mağdur edilmesin diye dikkat devam ediyor etmiş. Musunuz? Yani zam yaptık gibi. Demiyor ya. Evet. Kavramları demiyor. Doğru kullanmıyor. Aynen şey gibi. TÜİK'in Sayın Erdoğan gibi işte. Balık baştan kokar hesabı var ya. Yukarı nasıl davranıyorsa, bir türlü kabahatini kabul etmiyorsa, burada da öyle. Hayır, zam yapmadık. İndirim oranını azalttık diyor. Kardeşim, senin indirim oranı dediğine vatandaşın haberi bile yok. Gidiyor. Benim de haberim yok. Ben bir aylık abonman bileti alacağım dediği zaman o fiyata alıyor. İşte 624 lira veriyormuş. Aylardır, yıllardır o fiyata biletini alıyor. Bu sefer alacağı zaman sen diyorsun ki 1687 lira. Sen bunun 3 katını ödeyeceksin diyorsun. %300 zam istiyorsun. Bunun adı zamdır. İndirimden vazgeçme değildir. Veya indirim ayarlaması değildir. Bunun adı zamdır. Abonman biletlerine %300 zam yaptık dediğin zaman doğru söylemiş olursun. Ey TCCD. Yani bir de yalancılıkla itham ediyor bizi ya. Bazı yargı organlarında yargı diyor, nereden çıktı? Medya organlarında diyor yüksek hızlı tren bilet ücretlerinin faiz zam yapıldığına ilişkin haberler yer almaktadır. Ha, tamam, verdik. Faiz zam yaptınız. Daha ötesi yok.
Ondan sonra diyor ki YTV'lerin bilet ücretlerinde herhangi bir zam yapılmamıştır diyor ya. Aklımızla alay ediyorlar bunlar. Evet. Vallahi o rakam bende şöyle geçiyor, 600 dediğiniz şey 480 lira. Ankara, Konya 480 lira abonman. Belki şeyine göre tamam, fark ediyordur. 1687 lira. Şimdi geçen ay gidiyor alırken 480 lira veriyor. Şimdi 1687 lira veriyor. Kaç lira fazla biliyor musunuz? 1207 lira daha fazla. Düşünebiliyor musunuz ya? Bir tek tren şeyinde abonmanında 1207 lira daha farklı, i̇şte o da daha yüksek. %300'e falan denk geliyor. 3 katı. 400 küsürlerce. Evet. 3 katı. Ya bu maaşının yarısı. Evet, bu arada KUT kullanıcı adlı izleyicimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Hatırlayamadığımız şu indirim var bir şey aklımda da cümle tam olarak yoktu. Evet. Teşekkürler, sağ olsun. Bilgilendirdi. Biz onu değil, onlar bizi bilgilendiriyor. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İlginize, alakanıza. Valla bu konuyu daha çok konuşacağız. Bugün YET'ye zam geldi. Dün sarımsağa gelmişti. Önceki gün metroya gelmişti. Bilmem ne falan filan. Böyle gidiyor. Daha da çok zam gelecek. İşte doğalgaz faturalarına gelen zammın ya da fatura şişkinliğinin nedenlerinden birisinin, tekrar okuyorum onu, soğuk hava gerekçesiyle düzeltilmiş tüketim bedelinden kaynaklıymış. Bazılar. O da zam değil. Evet, bu da zam değil. Bu da zam değil, soğuktan. Hep düzeltme ya, yapıyorlar. Açıklama da şöyle. Soğuk havada doğalgaz büzüştüğü için sayaç gerçek tüketimi görmüyor. Ha, doğalgaz büzüşüyormuş. Tüketimi görmüyor. Diğer şehirlerde de aynı. Saat değil, doğalgaz büzüşüyormuş. Evet. Şimdi bunları daha çok konuşacağız. Dediğim gibi geliyoruz bekçilere. Gerçekten benim sizlerin birçoğunuzun olduğu gibi kafamda ciddi soru işaretleri olan bir konu değerli izleyenler bu. Sayın Şener nasıl yorumlayacak bilmiyorum ama haber şu. Birçoğunuz muhtemelen biliyorsunuzdur, sunuzdur. Süper yetkili bekçiler geliyormuş. Neymiş bunlar? AKP bekçiler için yeni bir kanun teklifi hazırlıyor. Teklifle bekçilere kimlik sorma yetkisinin yanı sıra kişi ve araç durdurma, silah kullanma yetkisi de veriliyormuş. Ayrıntılara bakıyoruz. 18 maddeden oluşan çarşı ve mahalle bekçileri kanun teklifiyle çeşitli mahkeme kararlarıyla kimlik soramayacakları belirlenen bekçilere kimlik sorma yetkisi resmen verilmiş olacak. Daha önce kimlik soruyorlardı, hala soruyorlar, hala soruyor ama hukuksuz bir iş yapıyorlardı. Çünkü mahkeme kararları vardı. Şimdi bunu yasal kılıfa, çünkü tartışma sürüyordu, yasal kılıfa büründürüyorlar. Kanun teklifinin yasalaşması durumunda bekçiler aynı zamanda istedikleri kişileri ve araçları durdurup arama yapabilecek. Arama yaparken lütfedilmiş, orada lütf halinde bir cümle okuyacağım şimdi size. Kıyafetleri çıkarmadan arama yapma şartı getirilecekmiş. Yani. Bir de soyacak mıymış yani? Kıyafeti çıkarmadan ne demek? Yani öyle söylüyor. Kıyafetleri çıkarmadan arama yapma şartı getirilecekmiş. CHP milletvekili ve anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu, alternatif kolluk gücü oluşturuluyor. Anayasanın çok sayıda maddesine aykırı bir durum. Muhalefet en üst perdeden itiraz etmeli demiş anayasa. Bu bütün gazetelerde var değerli izleyenler, bekçi. Yani yandaşında var, canlaşında var. Hepsinde var. Çünkü gerçekten önümüzdeki süreçte birçok sorunla karşılaşacağız. Bu konunun, bekçilerin yarattığı birçok sorunla karşılaşacağız. Bütün gazetelerde var dediğim gibi. Bakıyorum diğer gazeteler nasıl vermiş. Ama hepsi de aşağı yukarı aynı başlıklarla vermiş. İşte bekçilere yetki, bekçilere işte bilmem ne. Şimdi bu sıkıntılı bir durum. Sıkıntılı da ötesinde tehlikeli bir durum. Tüm ülke olarak silahlanıyoruz. Evet. Yani ayrı nasıl bir, şimdi Cumhurbaşkanı'nın bir de sözü vardı. Artık işte şehirleri surlarla, hendeklerle koruyamayız. Yeni bir işte sistemi tartışmaya açmalıyız. Yeni bir sistemi tartışmalıyız diye bundan işte 15-20 gün ya da bir tabii, ay önce tabii, bir sözü vardı. 20 gün falan önceydi. O evet. Çok önemli bir şeydi. Önemli. Yeterince tartışmadı. Biz surlarla falandan öte şunu söyledi. Elimizdeki kolluk kuvvetleriyle şehirlerin güvenliğini sağlayamıyoruz. Evet. Yani bir başka yapılanmaya gitmemiz lazım diye. Yani sivil milis güçlerini hatırlatan bir üslupla
Yeterince tartışmak çok, Türkiye bunu. Bunu bu çok önemli hatta, bir şeydir. Hatta kolluk kuvvetleriyle nasıl sağlayabiliriz? ÖSO'culara ya da evet. işte Suriye'den gelenlere vatandaşlık da verilecek evet. ya yani bunların da bu alanda istihdam edileceğine ilişkin iddialar da ortaya atıldı. Sorular soruldu bu konuda. İktidar yani o orada kaldı. Cumhurbaşkanı da o konunun üzerine gitmedi. Fazla devam ettirmedi. O öyle kaldı. Türkiye'de bunu yeterince tartışmadı. Bana göre tartışılması gereken bir cümleydi bu. Ben programlarımda gerçi konuklarımla konuştum bunu. Şimdi bunların üzerine bekçilere veriliyor bu yetki. Şöyle olayı toparlarsak nasıl değerlendireceğiz bunu? Şimdi yani tabii bunu araştırmak lazım. Tam kesin bir kanaat oluşturabilmiş değilim. Bu bekçiler ayrı bir birim olarak mı örgütlenecekler? Kamu hukuku açısından yerleri, statüleri ne olacak? Emniyet teşkilatının yani polislerle birlikte emniyet teşkilatının içerisinde. Evet, emniyet teşkilatının içinde olacak. Bir, tamam, İçişleri Bakanlığı'na şey gibi mi olacak? Güç. Ve bunların anayasa karşısındaki durumu nedir? Üzerine arama, arabasını arama, mahkeme kararı olmaksızın anayasaya uygun mu değil mi? Bu da son derece önemli. Ama genel olarak bekçilerle ilgili benim olumlu bir şeyim vardır, izlenimim vardır. Bizim şimdi çocukluk yıllarımız vardı. Bizim çocukluğumuzdaki vardı. Bekçi babadan bizim, bahsetmiyoruz bizim sokağın bir ucunda. Tabii ki. Yeşilçam filmlerindeki bekçi babadan bahsetmiyoruz. Düdüğünü çaldığı zaman evde rahat ederdik. Yani bekçi geçiyordu. Bekçi yani. Baba o zaman, ya, bekçi evet, baba. Evet. Adı buydu. Yani bizim çocukluğumuzun bekçileri buydu. Yeşilçam filmlerinde de çok işlenirdi o. Evet. Ama şimdi gittikçe devlet aygıtı dışında da silahlı yapılar ortaya çıkıyor, oluşturuluyor. Yani zaman zaman tartışılıyor bu basında. Yani kendisini korumaya almış. Hatta seçime bile müdahale eder mi? dediğimiz, tartıştığımız bir sivil milis yapılanmalara doğru kayan bir hükümet var. Ama burada asıl tehlikeli olan şey şu. Yani objektif, tarafsız, hukuk kurallarına, hukuk devleti ilkelerine uygun olarak istihdama yönelmemiş bir iktidar var. Asıl kaygılar, endişeler ve tereddütler buradan hasıl oluyor. Yani sürekli olarak işte Suriyeli dediğiniz veya bilmem işte kim bilir işte bu İdlib'den MİDLİB'den gelecek tehlikeli grupların eline beline silah verirler mi endişelerini evet, tabii, taşıyor. Tabii, bunlar arkasından korkunç şeyler, senaryolar kurmak mümkün. Ama biraz daha bunu parlamento çatısı altında hükümeti zorlayıp engellemeye çalışmak lazım ve mücadele etmek lazım. Nasıl bir yapı olacak bu? Bunun anlaşılması lazım. Şu anda ben kesin bir kanaatim yok yani. Evet. Yani bundan önceki eylemlerine baktığımda buradan yola çıkarak söyleyebilirim ki bu hayırlı bir gelişme değil. Yani en azından ben bugün bunu görüyorum. Umarım yanılırım. Umarım farklıdır ama yeterince polisimiz var bizim. Evet. Yeterince polisimiz var. Yoksa da eğitilmiş, eğitimli polisler alarak polis gücü kuvvetlendirilebilir. Bunların dışında ayrıca silahlı, nereden geldiği çok da belli olmayan, ya eğitim seviyeler açısından söylüyorum, çok da belli olmayan, hangi eğitimlerden geçtiği çok ciddi soru işaretleriyle dolu olan birilerinin eline silah vererek, görüyorum sokaklarda bekçileri, geceleri, bu çocukların eline silah verirseniz sizin de kontrol edemediğiniz noktaya varırlar. Yani ciddi bir eğitimden geçmemiş, silah kullanma şartları nedir bilmemiş, öğretilmemiş ve gördüğü en ufak bir tepkide silahına davranabilecek bir yapıdan, bir psikolojiden bahsediyoruz. Her köşe başına bunları dikerseniz sıkıntı büyük olur. Evet, yarı resmi bir sivil milis gücü ortaya çıkarmanın formülü olarak geliştirmiş olabilirler. Asıl tehlike buradadır. Bu devletin kurallarına, kanunlarına uymaktan öte gizli hedeflere, gizli hesaplara yönelik olarak görev üstlenmiş kişiler haline dönüşebilir. Bunun ülkemizin geleceği açısından büyük maliyetleri de olur.
Yani işte Erdoğan artık seçimle bilmem şeyi vermez, iktidarı vermez söylentileri var ya. Evet. Bunu takviyeye yönelmiş bir yapılanma ortaya çıkabilir endişeleri var. Ama umut ederim ki bu böyle gelişmez. Yani parlamentoda gerçekten muhalefetin şunu çok iyi izleyip bir de anayasa hukukçusu İbrahim Kaboğlu bunun engellenmesi gerektiğini söylüyor. Ama orada sayılan yetkilerin anayasaya uygun olduğunu düşünmüyorum. Yani şimdi yasa teklifinde bunlar var. Evet. Yani teklifte bunlar var. Yani dediğim gibi sadece şeyde değil yani gazetecilik yapmaya çalışan gazetelerde yer alan haber değil bu. Yandaşa da baktığınızda aynı bilgileri görüyorsunuz. Bir evet. Metin var ortada, bir teklif var. Yasa teklifi var mı? İstediği getirmiş zaten. Şimdi yani bu yanlıştan dönülmesi lazım. Yine uyarıyoruz, yine uyarı görevimizi yapıyoruz. Bu iyi bir şey değil. Gerçekten iyi bir şey değil. Geçiyoruz parlamenter sistem, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen bu garabet sisteme. Şimdi güçlendirilmiş parlamenter sistemin çok değerli olduğunu ve buna ülkenin acilen geçmesi gerektiğini tüm muhalefet partileri ki aralarında AKP'den ayrılmış Davutoğlu ve Babacan'ın, Davutoğlu'nun kurduğu, Babacan'ın kuracağı partiler de var. Bu söylemi ifade ediyorlar. Bu söylemin arkasındalar. Türkiye'nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme acilen dönmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Muhalefet bunu ülkenin bekası için ya da selameti için, işlerin daha düzgün yürümesi için istiyor. Peki AKP'nin de geldiği nokta, değerli izleyenler, bunu daha önce paylaşmıştık sizinle. Parlamenter rejime dönüşün yollarını aramak. Şu anda AKP'de bunu tartışıyor. Sizin değerlendirmeniz nedir bu konuda? Şimdi bir kere bu rejim demokrasi olmaktan çıkmıştır. Biraz önce ifade ettik. Gösterdik. Evet. Önümdeki tabloya tekrar bakıyorum. Türkiye'deki mevcut rejim tam bir demokrasi değil. Bunun ötesinde aksak, kusurlu bir demokrasi de değil. Yani demokrasiden artık bahsedemeyeceğimiz bir rejime dönüşmüş ve diktatörle otoriter bir rejime yakın bir devlet sistemimiz, düzenimiz ortaya çıkmıştır. Bu düzenin ortaya çıkmasında iki ana eğilim var. Birincisi Sayın Erdoğan'ın ilk günden itibaren kanun ve anayasa sınırlarını aşan tutumu vardır. Evet. Sürekli kanunları zorlamıştır, anayasayı zorlamıştır. Yerleştikçe, kendisinde yeterli güç buldukça anayasa dinlememiştir, kanun dinlememiştir. Bu süreç sürekli günümüze kadar gelmiştir. Ama 2017'de bir de referandum yapılmak suretiyle anayasa değiştirilmiştir. Bu anayasa değişikliği işte Sayın Erdoğan'ın da çok istediği bir şeydi. Parlamentoda ve kamuoyunda da bu anayasa değişikliğinin yapılması için büyük çaba harcamıştır. Her ne kadar yeterli oyla geçmediği bile tartışmalı olsa bile o düzenleme artık anayasamıza girmiştir. Ne? Bu haliyle anayasal olarak Türkiye'de demokratik düzen ortadan kalkmıştır. Mevcut anayasamız var. Anayasalar özde demokrasiyi ifade ederler ama bizim anayasamız demokratik bir devlet düzeni belirlemiyor. Kuvvet ayrılığı yok. Kurumlar arasında kontrol denge mekanizmaları yok. Tek kişinin hem çalıp hem söylediği, istediğini yaptığı, denetlenemediği, sınırlandırılamadığı bir rejim var ortada. Böyle olunca bundan muhalefet olarak son derecede rahatsız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu günden bugüne kadar çağdaş bir devleti savunan, demokratik bir devleti savunan, bunun mücadelesini veren, Cumhuriyeti kuran, Türkiye'yi çok partili siyasi hayata getiren bir partidir. O çizgisi, o mücadelesi halen devam etmektedir. Ve bu otoriterleşen tek adam düzeninden diğer muhalefet partileri de şikayetçidirler. Ama halen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir diye hem AK Partililer mecliste hem de Cumhur İttifakı'nın diğer partisi, sözcüleri sürekli olarak bu çok iyi bir rejim, çok güzel, işte hantal devlet bitmiştir, pratik bir devlet ortaya çıkmıştır falan diye övgüler diziyorlar. Övgüler diziyorlar da dizmesine
biliyorsunuz Erdoğan'ın çok hızlı U dönüşleri vardır. Bu rejimin kendisi açısından bir sakıncası var. O da iktidar olma oy oranını %50'nin üzerine taşımış olmasıdır. Evet. %50 artı biri bulamazsa iktidar olamayacak. Bütün göstergelerde şunu ortaya çıkarmıştır. Artık bundan sonraki hiçbir seçimde kuracağı hiçbir ittifakla 50 artı 1'i alacak vaziyette değildir. Yani seçimli iktidar dönemi bitmiştir. Bu sistemde. Bu sistemle. Seçimli iktidar dönemi bitmiştir. Şimdi kara kara düşündüğünü düşünüyorum ben. Bunu nasıl aşacağım? Acaba seçimleri mi iptal etsem? Seçimsiz bir rejime mi geçsek? Bunu bile test edebilir. Acaba yetkilerimizi biraz azaltıp oy oranını mı düşürsek? Yetkilerimizi azaltıp dediğim şey yine parlamenter demokrasiye geçip ama seçilme oranını garantisi sağlayacak bir parlamenter demokrasiye dönüşümü yapsam diye bunu düşünüyordur. Yani bu geldiğimiz nokta itibariyle Erdoğan'ın siyaset yapma tarzı kanunlarla, anayasalarla kendi çıkarına uygun olarak nasıl oynadığını 17 senedir de izliyoruz. Evet. Devlet adabı bunu gerektirir. Kuralların böyle konulması gerekir diye hiçbir fikri ve düşüncesi, prensibi yoktur. Kuralları nasıl oynatırsam benim lehime olur, sadece bunu hesaplıyor. Onun için anayasayla rastgele oynuyor, onun için yasalarla rastgele oynuyor. Şimdi onun için de ihale geldiğimiz noktada da değişiyor. Ama her zaman yaptığı işin önüne toplumsal bir fayda ekliyor. Olmasa dahi. Nitekim anayasayı değiştirirken Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelirse ekonomi uçacak. Bilmem Türkiye'nin itibarı artacak. Yargı hem tarafsız olacak hem bağımsız olacak. Destanlar okudu. Sonunda ne geldi? Yargı diye bir şey, adalet diye bir şey de kalmadı. Devlet diye bir şey de kalmadı. Tek kişi kaldı orada da. Şimdi bu açmazdan, seçilme açmazından nasıl kurtaracak? Bazı siyasi partilerin genel başkanları, siyasetçiler Erdoğan bu durumda seçime giremez. %50'nin üzerinde oy alamayacağı için bunda bir değişiklik yapar. Ne, hangi değişiklik yapar? Tekrar bir yazboz yapar. Tekrar bir yazboz yapar, eski düzene geçer diye yorum yapılıyor. Bu yapılan açıklamaların hepsinin bir yorum olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama bence sadece yorumdan ibarettir. Şu anda planladığı bir şeyin olduğunu zannetmiyorum. Süreci test etmeye devam ediyor test o zaman. Test etmeye devam ediyor, evet. Zaten daha önce de söylemiştim, çalışma yöntemi öyledir. Sayın Erdoğan, önceden planlama yapma kabiliyeti zayıftır. Yani yakından tanıdığım için söylüyorum bir şey olarak, tespit olarak. Yani önümüzde bir süreç var. Bu süreci planlayayım. Önce şu adımı atayım, sonra bu adımı atayım, sonra bu adımı atayım da nihai olarak şu hedefe ulaşayım diye bir plan kuramıyor. Böyle bir şeyi yok. Nihai, özelliği yok. Nihai hedef belli ama o hedefe yürüyecek planlar anlık yapılıyor anladığım kadarıyla. Şöyle yapıyor. Teorik olarak onu da geliştiremiyor. Düşünerek böyle yaparsam şöyle gelişir diye onu da test edemiyor. Onun için gidişi test etmek için her zaman deneme yanılma yoluyla bir adım atıyor. Veya birine şunu söyle diyor. Öbür tarafa şunu artı bir de yaptıkları gibi. Şunu yap diyor. O tepki alır, dirençle karşılaşırsa vazgeçiyor. Ben onu şöyle yorumluyorum bu yöntemini. Önce bilyeleri saçıyor. Sonra tepeden bakıyor. Ve vaziyete göre toplamaya dizmeye başlıyor. Ama ülkeyi de yazboza çeviriyor. Bütün kurumlarını dejenere ediyor. Ve bu yazbozların her birinin ülkeye maliyeti vardır. Şimdi tekrar demokratik, parlamenter demokrasiye geçişle ilgili düzenleme yapacaksak, bu aradan geçen 3-4 senenin hesabını kim verecek kardeşim? Memleketi mahvettin ya. Kim verecek? Bilmiyorum. Yani böyle bir şey olduğu zaman hem Tayyip açısından hem muhalefet açısından bir ortak düşünce ortaya çıkmış gibi görünüyor. Ama amaç taban tabana zıt. Birinde sadece iktidarını sürdürebilmek, öbüründe de ya şu ülkede düzgün çağdaş bir yönetim olsun. Niyet birlikteliği var. Yani
hedef birlikteliği var fakat niyetler farklı. Niyette birliktelik yok. Niyetler farklı. Bir kesim diyor ki şu ülkeyi daha iyi idare edilebilecek, bekasının işte selametle ileriye taşıyabilecek bir sistem değişikliğine acele gitmesi lazım. Onun da adı güçlendirilmiş parlamenter sistemdir diyor. Öbür de aynı şeyi söylüyor. Ama o diyor ki AKP'nin iktidarını, kendi iktidarımı sağlayabilmemin en kestirme ya da en sağlam yolu şu an için parlamenter rejim diyor. Evet. Evet. Talep aynı ama niyetler farklı. Burada şimdi, tabii bir şey de ne olacak şimdi? Muhalefet açısından bazı zorluklar var. O zorluğun en önemli noktası bu yargıdan tüm kurumlara varıncaya kadar her tarafı mahvetti. Bir otoriter rejim kurdu. Her tarafı keyfine göre düzenledi ve sistemi çökertti. Böyle yumuşak bir şekilde tekrar eski rejime parlamenter demokrasiye geçtiğiniz zaman bu 3-4 yıl boyunca yaptığı tahribat kamuda başta yargı olmak üzere varlığını sürdürecek. Bu durumda nasıl anlaşacak muhalefetle iktidar? Bence anlaşmanın bir tek yolu var. Bu tahribatı telafi etmek için tüm kadrolarının yeni rejimle birlikte görevlerine son verilmesi lazım. Mesela Anayasa Mahkemesi'nin baştan sona yenilenmesi lazım. Yargıtay, Danıştay, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu. Peki, özellikle şimdi yargı başta olmak üzere tüm kurumlarda parlamenter demokrasiyle birlikte yeni bir sürecin başlaması lazım. Bu dönemin tahribatı yoksa başka şekilde ortadan kaldırılamaz. Ben de sizden farklı düşünmüyorum bu konuda. Yani hani bir şeyi bozmuşsanız tamir etmeye de bozduğunuz yerden başlarsınız. Evet. Yani nereden bozduysanız, nasıl bozduysanız, hangi yöntemi kullanarak bozduysanız aynı yöntemleri tersine çalıştırarak mekanizmayı düzeltmeye çalışırsınız. Doğrusu da budur zaten. Bilmiyorum, önümüzdeki süreçte daha çok konuşacağız ama ne hazindir ki Türkiye uçacak, kaçacak, yakalayacak, uzaya çıkacak, Mars'ı fethedecek dedikleri sistem 2 yıl içinde çürüdü, tükendi, bitti, koktu. Ve bunu bize söyleyenler, bunu bize dayatanlar da şu anda bizim o gün söylediklerimizi yüksek sesle söylemeseler bile kendi aralarında tartışır duruma geldiler. Maalesef bir kez daha haklı çıktık ama evet, olan ülkenin geleceğine oldu. Umuyoruz toparlanır. Bir son 2 dakikamız var değerli izleyenler. Metal işçileriyle ilgili bir gelişme var. Metal işçileri bildiğiniz gibi oldukça sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Ve grev dediler. Patron da bunun karşısında lockout ilan etti. MES ve Türk Metal Sendikası da yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma çıkmayınca MES tarafından lockout, yani işçilerin işveren tarafından çalıştırılmaması kararı alındı. Oradaki sıkıntı nasıl giderilir onu bilmiyorum en azından şu an için. Bir başka konu daha var. Süremiz son 1 dakika, hemen verip kapatalım. Bu utancın izi silinmez, Karar Gazetesi'nin manşeti. Bilim ve Sanat Vakfı'nın el konulması Türkiye'yi ayağa kaldırdı diyor. Biliyorsunuz Sayın Davutoğlu'nun kurduğu bir vakıftı. Bunun üzerinden aslında Davutoğlu ve hükümetin kavgası devam ediyor. 30 yıldır Türkiye'nin bilim ve düşünce hayatına hizmet veren Bilim ve Sanat Vakfı'na BİSAV kısa adı el konulması kayyum atandı. Hafızalardan silinince kara bir leke olarak telendirildi diyor. Gazete bunu bu manşetle vermiş. Aydınlardan ve STK'lardan tepki yağıyor diyor. Mustafa Ruhi Şirin, Teoman Duralı, hep bildiğimiz isimler bunlar değil mi? Mustafa İslamoğlu, Nihal Bengisu Karaca, Yusuf Kaplan, Sibel Arslan, Metin Karabaşoğlu, Kenan Alpay, Ömer Karaoğlu, Hasan Ali Yıldırım gibi isimlerin tepkilerini vermişler. Mesela Nihal Bengisu Karaca, mazereti cidden merak ediyorum diyor. Mazereti cidden merak ediyor Bengisu Karaca. Mazeret konusunda da bir sıkıntı var. Tamam arkadaşlar, kapatacağız. Ama şunu da vermek gerekir. Çünkü bu konu sıkıntı yarattı. Gerekçe daha doğrusu sıkıntı yarattı. Şöyle ki, kurucular arasında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun olduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmış. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 3 kişilik etçi kayyum heyeti Bilim Sanat Vakfı'na devralmıştı. İşin özeti buydu. Konu bu. Fakat burada da sıkıntı şu. AKP'li vakıfları da ikiye bölmüş. Bu vakfa kayyum atanma gerekçesi
Ağustos 2016'da FETÖ vakıflarını kapatmak için çıkarılan kanun hükmündeki kararnamenin verdiği yetkiyle bu vakfa kayyum atanmış. İşte bu da ayrı bir sıkıntı yaratmış, yarattı AKP'nin içinde. Buradan şunu söyleyebiliriz. Lütfen. Bu Bilim ve Sanat Vakfı'na itiraz eden şahıslar hiç diğer bir takım kayyum atanan yerlerle ilgili şimdiye kadar itiraz etmemişlerdir. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani ben bu ülkedeki insanların demokrasi, hukuk devleti anlayışlarına hayret ediyorum. Kendilerine dokunmadığı sürece istediğiniz kadar hukuk ihlali olsun, istediğiniz kadar demokratik ihlaller olsun, ses çıkarmıyorsunuz, kendinize dokunduğu zaman ayaklanıyorsunuz kardeşim. Hakkı ve adaleti başkası için de savunmadığınız sürece bu ülkeye hak, hukuk, adalet gelmez. İşin özeti bu. İşin özeti bu. Çok da doğru özetlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, bugün Ayşen Guruda, değerli sanatçımız Ayşen Guruda'nın ölüm yıldönümü, birinci ölüm yıldönümü bugün. Kendisini rahmetle, özlemle anıyoruz. Yeri, mekanı cennet olsun diyoruz. Değerli konuğum Abdülhatif Şener'e çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Verdiği değerli bilgiler ve yorumlar için tekrar teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Gerek attığınız tweetler, sorduğunuz sorularla programımıza katkıda bulundunuz. Sizlere çok teşekkürler. Yarın saat 11'de tekrar burada olacağız ve Türkiye'nin gerçeklerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz değerli izleyenler? Korkulara teslim olmayın, korkularınıza esir olmayın ve hoşça kalın.